Bugün YouTube kanalımızda çok zor imkanlarla bulduğumuz, Doğu Akdeniz'de bulduğumuz keçi boynuzu harnık ağacından, keçi boynuzundan bahsedeceğiz. Aslında bu ağacın adı harnık ağacıdır ama ağacın meyveleri bir keçinin boynuzu gibi olduğundan keçi boynuzu denmektedir. Bitkinin yaprakları böyle meşe palamuduna benzemektedir ve o büyük ipe şeylerdeki kafelerdeki naylon süs bitkileri gibi olan ilk etapta böyle bitki naylon gibi durmaktadır. Yani plastik bitkiler gibi durmaktadır. Ancak keçi boynuzunun genellikle ana vatanı Güney Yarımküre'ye olmaktadır. Türkiye'de de çok sıcak olan Hatay, Gaziantep, Adana civarlarında, Mersin civarlarında, Silifke civarlarında bulunmaktadır. Ancak en iyi yetiştirdiği yer Kıbrıs'ta Lefkoşa, Mağusa, Beşparmak Dağları'nın etekleridir. Harnup ağacının meyvesine keçi boynuzu denmektedir. Bir keçinin boynuzu gibi olduğundan bitkiye keçi boynuzu denmektedir. Bitkinin soy baklagiller familyasındandır. Yani tohumları bir baklanın tohumlarına benzediğinden baklagiller familyasındandır. Keçi boynuzunun ise pekmezi eczanelerde keçi boynuzu özlü olarak satılmaktadır ve değişik bitkilerle karışım yapılarak tam 22 çeşit hastalığa faydalı olmaktadır. Ancak tek başına keçi boynuzunun meyvesinin faydalarından bahsetmek gerekirse astım ve nefes darlığı hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında karaciğerdeki zehirleri, toksinleri, iltihapları giderdiği için karaciğer hastalıklarında kullanılmaktadır. Henüz bu keçi boynuzu harnup ağacının meyvesi yoktur. Kansızlık, anemi hastalıklarında çok faydalı olan keçi boynuzu harnup ağacının meyvesi anemi hastalıklarında, kansızlık hastalıklarında kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin meyvesi cinsel gücü ve performansı arttırmaktadır. Her çeşit cinsel problemleri ortadan kaldırarak cinsel isteği ve gücü arttırmaktadır ve sperm kalitesini arttırmaktadır. Keçi boynuzu harnup ağacının meyvesi vücudun genellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle kanser hastalıklarından korumaktadır ve kanser tedavisinde vücudun direncini artırmaktadır. Her çeşit çocuk felcinde faydalı olan, felç hastalıklarında faydalı olan, vücuttaki bakteriyi, mikrop ve virüsleri de öldürücü olan, kan temizleyici özelliği olan keçi boynuzu genellikle kafein ve kolesterol içermemektedir ve bir karaciğer dostudur. Soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda, üşütmelerde oldukça faydalı olan keçi boynuzu harnup ağacının meyvesi doğal bir grip dostudur ve vücut direncini arttırmaktadır. Cilt hastalıklarında da faydalı olan bu harnup ağacının meyvesi her çeşit cilt hastalıklarında, çocuk felcinde, kansızlık, anemi hastalıklarında, kanser tedavisinde, cilt hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında, cinsel iktidarsızlık, problem gibi rahatsızlıklarda faydalı olmaktadır. Keçi boynuzunun yani harnup ağacının meyvesinin faydalarından biri de kalp ve damar sağlığına oldukça faydalıdır. Kalp çarpıntılarını, kalp sekmesini, ritim bozukluğunu düzenleyen keçi boynuzu pekmezi, keçi boynuzu faydaları, harnup ağacının meyvesinin faydalarından biri de her çeşit radyasyon sızıntısından, kimyasal kanserojen radyasyon sızıntısından engellemektedir. Nedir bu radyasyon sızıntısı? Nükleer enerji sistemiyle çalışan bir çeşit santraller, vesaireler. Nükleer enerjiyle çalışan santraller genellikle radyasyon sızıntısı yaymaktadır. Ve bir de bu her çeşit kablosuz ağ bağlantıları, mobil cihazların uyum sistemi olan kablosuz ağ bağlantıları
da radyasyon, dalgalı elektrik yaydığı için radyasyona maruz kalabilmektedir. İşte bu keçi boynuzluğun, armut ağacının meyvelerini tükettiğimizde her çeşit radyasyon zararlarını engellemektedir, faydalı olmaktadır. Bugün zor koşullar altında da olsa, fidan da olsa armut ağacını bulduk ve keçi boynuzu meyvesini, armut ağacının meyvesi olan keçi boynuzunun faydalarını bahsettik. Çok değerli bir ağaç olan bu keçi boynuzu, armut ağacı yaprakları gayet parlak bir plastik dal gibi durmaktadır ve çok sağlam bir gövde yapısı bulunmaktadır.